Türkiye'de Çankaya'ya sahip çıkmak isteyenlerin, Cumhuriyet'in değerlerini Çankaya'ya taşımak isteyenlerin olağan ve demokratik tepkilerini ifade biçimi amacıyla düzenlendi. Ancak gelin görün ki bu mitingin yaratacağı tepkinin büyüklüğünden korkanlar kısa süre içerisinde bir takım provokasyonlarla miting aleyhine çeşitli beyanlarda bulunmaya başladılar. Mitingin arkasında Türkiye'nin demokratik düzenini değiştirmeyi amaçlayanların olduğu iddialarına yer verdiler. Oysa tam tersine bu miting Türkiye'de demokrasiye sahip çıkmayı amaçlayanların mitingidir. Çünkü Türkiye'de demokrasinin tehdit altında olduğuna inanan insanlar demokrasiye sahip çıkmak amacıyla böyle bir mitingin organize edilmesini son derece gerekli, hatta zorunlu görmüşlerdir. Yine bu mitingle ilgili biliyorsunuz son günlerde pek çok şey söylendi. Sayın Başbakan başta olmak üzere mitingi düzenleyenleri aşağılayan, küçümseyen, böyle halkın sesini, Türkiye'nin sesini ifade edecek olan bir toplantıyı değersizleştirmeye çalışan, sokak hareketi diye nitelendiren bir garip tutum içerisinde kendileri. Oysa biliyorsunuz zaten mitingler kapalı salonlarda yapılmaz. Mitingler açık alanlarda yapılır, meydanlarda yapılır ve bu miting Türkiye'de artık çok sesliliğe hiçbir biçimde tahammülü kalmamış olanların, farklı bir ses duymaktan korkanların bir tepkisidir benim görüşüme göre. Sokak hareketi diye nitelendirerek, sanki bu mitingin arkasında bir takım olaylar olacakmış, insanlar birbirine girecekmiş, bir kriz yaratılacakmış ya da antidemokratik bir hareketi bu miting dayanak teşkil edecekmiş gibi yakıştırmaların son derece haksız, yersiz ve temelde halkın sesini duymaktan korkanların bir hezeyanı olduğu inancını taşıyorum. Bu miting demokratik kurallar içinde, yasalara uygun, haklı, gerekli, hatta zorunlu bir ses verme hareketidir. Bu ses Türk insanının, Türk ulusunun Çankaya için neyi amaçladığını da elbette gerekli yerlere duyurmayı da amaçlamaktadır. Bu gerekli yerlerden kastınız nedir? Tabii ki parlamentoyu kastediyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı seçme yetkisini anayasal olarak bu yetkiye sahip olan tek kurum Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi eğer milletin meclisi ise, öyle olduğunu kendileri sıklıkla ifade ediyorlar. O zaman Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Bayer'in de ifade ettikleri gibi elbette Cumhur'un sesine kulak vermek zorundadır. Cumhur'un sesine kulak tıkayan bir meclisin doğru bir seçim yapması mümkün değildir. Böyle bir meclisin bir uzlaşma yaratması mümkün değildir. Ve kriz senaryoları üreterek ve bir takım yapay darbe söylentilerini öne çıkararak demokratik olarak Türk ulusunun isteklerini dile getirmesinin önüne geçmek